Şöyle ikiye böleceğim. Çok güzel görünüyor. Şunun dokusuna bakın. Buram buram limon kokuyor. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok nefis bir kurabiye tarifim olacak arkadaşlar. Renginden de gördüğünüz gibi limonlu çatlak kurabiye tarifim olacak. Son zamanlarda gerçekten çok tutulan ve çok beğenilen bir tarif. Ben de çok merak ettim ve denemek istedim. Sizinle de paylaşmak istiyorum bu tarifi. İnanılmaz sonuç aldım, onu söyleyebilirim. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle cam bir kaseye 2 orta boy yumurta, 1 çay bardağı dolusu toz şeker. Özellikle kurabiyemizi hem renk olarak hem de aroma katması için 2 adet limonun rendesi, 1 paket vanilya ekliyorum ve bütün malzemeleri bu şekilde karıştırıyorum. Burada yumurtayı, vanilyayı ve limonu iyice karıştırıyorum ki kabuğun rengini alsın, hem rengini hem de aromasını alsın diye. Daha sonra yarım çay bardağının yarısı tereyağı, yarısı sıvı yağ olarak kullandım. Ben biraz kurabiyenin dokusunun yumuşaklıktan ziyade bir kıvamının biraz kıyır kıyır olmasını istediğim için tereyağı kullanmak istedim. Dilerseniz siz sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 adet limonun suyu, 1 silme çay kaşığı zerdeçal. Özellikle rengi açısından bu zerdeçalı mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten kurabiyemize çok güzel bir orantılı bir şekilde sapsarı bir renk verecek. Evet, şimdi de geri kalan malzeme olarak unumu ekliyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burası çok önemli. Unun kalitesine göre değişebilir tabii ki ama böyle azar azar kıvamını kontrol ede ekledim ve toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bu kurabiyenin hamurunun kıvamının ele yapışması gerekiyor. Burası çok önemli. Öyle bildiğimiz gibi elimizi bırakan bir hamur olmayacak kesinlikle. Elimize yapışacak, hatta elimizi bırakmayacak. O şekilde olması gerekiyor. Sakın korkup da hani cıvık oldu diye düşünerek daha fazla un eklemeyin. Bu sefer kurabiyemiz çok fazla sert olacaktır. Ama dediğim gibi 2,5 su bardağı tam yeterli oldu. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım, oradan bakabilirsiniz. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Ben un ekleme aşamasında bir pakette kabartma tozu kullandım. Onu çekmeyi unutmuşum. Siz unutmayın inşallah. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacaktı. Şimdi üzerini kapatıyorum ve yaklaşık bir 15 dakika buzdolabına hamurun biraz daha böyle elimizi bırakacak şekilde olması için dinlenmeye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, hamuru dolaptan çıkardım. Gördüğünüz gibi hamur biraz daha kendisini toparladı. Bu şekilde elimize yapışmadan daha güzel yuvarlanacak. Ayrı bir kabada 1 çay bardağı pudra şekerini koydum ve şimdi hamurlarımı böyle kaşıkla alıyorum. Ceviz büyüklüğünde diyeyim. Benimki biraz daha büyük olmuştu çünkü. Tam ceviz büyüklüğünde parça koparıyoruz ve iyice her tarafını pudra şekerine bulayarak fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyelerimi pudra şekerine buladım. Gördüğünüz gibi daha pişmeden çatlaklıklar oluştu bile. Gayet güzel görünüyor. Şimdi ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyorum ve kurabiyelerim hafif, sadece bir 20-25 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyelerim fırından çıktı. Bu şekilde siyah tepside daha güzel görüneceğini düşündüğüm için siyah tepside böyle sunum yaptım. Ama ben bir hata yaptım maalesef. Fırından çıkardıktan sonra soğumasını beklerken üzerine toz gelmesin diye örtü örttüm. Maalesef örtü de böyle pudra şekerlerini süpürdü götürdü. Olur böyle hatalar diyorum ve
Sizinle hemen kurabiyemi paylaşmak istiyorum ama bazılarını kurtarmışım gördüğünüz gibi. Çatlaklıklar çok güzel görünüyor. Bakar mısınız nasıl çatlamış kurabiye? Çok da güzel kabarmış. Şöyle ikiye böleceğim. Çok güzel görünüyor. Şunun dokusuna bakın. Nasıl kadifemsi görünüyor. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel. Bir de böyle hem böyle kıyır kıyır hem kekimsi bir kıvamı var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Buram buram limon kokuyor. Zaten sarılığına bakar mısınız? Sapsarı. Çok güzel rengi var gerçekten kurabiyenin. Harika. Evet arkadaşlar, bugünkü videom buraya kadardı. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.